Kekeleyen bireyler aslında eğer erken dönemde belirli bir yaşların yani farkındalığın oluşmaya başladığı yaşlarda konuşmalarında bir sorunun olduğunu fark ederlerse bu sefer işin içerisine kendisiyle ilgili sorunlar, kendisini algılamayla ilgili, güvenle ilgili, diğer psikolojik faktörlerle ilgili durumlar da ortaya çıkacaktır. Kaygısı artar. Yapamıyorum, ben bunu nasıl çözeceğim şeklinde artar. Dolayısıyla kaygının, endişenin olduğu dönemlerde kekeleyen bireyler çok daha yoğun kekeleme süreçlerinin içerisine girerler. O bakımdan annelere ya da yakındaki kişilere önerebileceğimiz en önemli şey kişinin nasıl konuştuğundan daha çok ne söylediğine odaklanma. Çünkü biz eğer onları sadece nasıl konuştuğuna odaklanır da ne söylediklerine odaklanmaz isek o zaman kişinin performansına yönelik, yüzeydeki performansına yönelik değerlendirme yapacağımız kaygısıyla, endişesiyle kekemelik davranışlarını çok daha yoğun olarak sergileyebilirler ya da en azından bunu sergilemeseler bile kendileri içlerinde onu yaşayabilirler. Dolayısıyla belki de tek sözcükle, tek cümleyle özetlemek gerekirse kişinin nasıl konuştuğuna değil, ne söylediğine odaklanma, sabırlı olma ve özellikle kaygı artırıcı durumlarda kişinin kaygısını olabildiğince rahatlatacak şekilde, azaltacak şekilde onlara destek olmak sanırım çok daha doğru bir yoldur. Geçenlerde bir arkadaşım bir kekeme yetişkinle telefonla görüştüğünü ama çok yoğun bir şekilde kekelediğini ifade etti. Dedi ki yani mecburen dedi, o kadar fazla kekeliyordu ki ben de mecburen dinlemek zorunda kaldım dedi. Dedim ki niye mecburen dinlemek zorunda kalıyorsunuz? Zaten karşınızdaki kişi sizinle telefonla konuşuyor, sizinle bir şey paylaşıyor. Başka birisi olsaydı mecburen mi dinleyecektiniz? Kekeme bireyinde aynı şekilde dinlenmeye, onun söylediği mesajların ne olduğuna odaklanmaya nasıl konuştuğundan daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kekemelik davranışları sadece kişinin kendisini değil, bu örnekte de olduğu gibi karşıdaki kişiyi de, dinleyen kişiyi de tedirgin edeceği için aslında galiba hedefimiz birazcık da onlar olmalı. Çünkü karşıdaki kişiler kekeme bireylere nasıl davranacaklarını da bilemedikleri için tedirginliklerini, kaygılarını, korkularını, beklenmedik durumla karşılaştıklarında nasıl tepki vereceklerini bilmedikleri için ister istemez oradaki davranışları bu sefer karşı tarafa da olumsuz yönde yansıdığında işler daha da karmaşık hale dönüşmektedir. Rica ederim. Yettim mi bu kadar?